Siz sürü drone marifetiyle işte 100, 150, 200 gibi farklı yüksek sayıda drone'u bir araya gelip koordineli ve entegre bir şekilde bir hedefe yöneltebiliyorsunuz. Bunlar havada tahmin edilmeyen hareketler yapabiliyorlar, istikamet değiştirebiliyorlar veya bir hedef tespit edildiğinde görev paylaşımı yapabiliyorlar ve nihayetinde muharebe meydanının farklı noktaları aynı anda etki altına alınabilecek bir dizayn, bir tasarım ortaya çıkıyor. İşte havadayken birbirlerini ikaz etmeleri, farklı bir hedef algılandığında hedefe yönlendirebilmeleri, birisi eylem anındayken diğerinin lazer işaretlemesi yapabilmesi gibi kullanım şekilleri de var. İntihar drone'ları var. Şimdi bu da İntihar çok dronları. önemli. Şimdi intihar drone'ları şudur. İnsansız hava araçlarında veya drone'lardan önemli olan husus faydalı yük dediğimiz aracın altındaki o monte edilmiş teçhizattır. Bu teçhizat kamera olabilir. Lazer işaretleyici olabilir. Gerekirse mühimmat da, patlayıcı da monte edebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Havaya saldığınızda hedef algılandığı andan itibaren kullanıcı, operatör o hareketli olsa dahi hedefe yönlendiriyor ve tam şoför mahalline bir araç için veya bir grup asker var ise tam ortasına gidip kendisini bırakıp patlatıyor. Böylece çok ucuz maliyetli bir saldırı yapılmış oluyor. Oradaki önemli konu doğrudan hedefe yönelebilmesi. Yani bir grup kişi içerisindeki bir kişiyi mi hedefleyebilir? İsterseniz bir kişi, bu tamamen o hani kontrol panelini elinde tutan kişinin maharetine bağlı biraz da. Yani o stick de onu yönlendiriyor, uzaktan komuta ediyor. Dolayısıyla eğer bir kişiye yönlendirecekse bir kişiye gider veya bir araca gider, bir tesise gider. İstihbarat maksatlı eğer görev icra ediyorsanız daha çok sensör yerleştirirsiniz. Ancak intihar drone'u şeklinde dizayn edilmiş bir insansız hava aracı veya drone söz konusuysa mühimmat tabii ki monte edebilirsiniz oraya.